Bitlis'ten selam. Selam size Süphan, Nemrut, Didebandan. Selam size Aygır, Nazik, Van Gölü'nden. Selam size buram buram kekik kokan yaylalardan. Selam size geçit vermez gizemli karlı dağlardan. Selam size erenler, alimler diyarından. Selam size Müştak Baba, Üryan Baba, Şemsi Bitlis'ten. Selam size Buzlu Pınar, Altın Kalbur, Panor'dan. Selam size Adil Cevaz, Tatvan, Ahlat'tan. Selam size Mutki, Hizan, Gür Oymak'tan. Selam size Tarih Fışkıran Bitlis'ten. Anadolu. Dört bir yanı cennet vatanımız, güzel Anadolu. Anadolu'nun farklı güzellikteki köşelerinden biri Bitlis. Büyük İskender'in vadideki güzel şehir dediği, Torosların son uzantısının yol açtığı, derin vadide kurulmuş bir tarihi şehir Bitlis. Çekici, görkemli uygarlıkların buluştuğu yer Bitlis. Doğusunda Van Gölü ile Van ili, güneyinde Siirt ve Batman, batısında Muş ve kuzeyinde Ar illeriyle çevrilidir. 1550 metre rakımlı, 8582 kilometre kare alana sahip Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adil Cevaz, Hizan, Mutki ve Gür Oymak ilçeleriyle Van Gölü havzasında yer almaktadır. Neolitik çağdan başlayarak Urartu, Makedonya, Pers, Asur, Med, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin kucak kucağa bütünleştiği, sinesinde engin bir tarih hazinesi saklayan açık hava müzesi konumunda bir ildir Bitlis. Havası, suyu, sıra dağları, gölleri, kışın beyaz, yazın yemyeşil görüntüsü ve eşsiz doğal güzellikleriyle bir yeryüzü cenneti. Şehirde karşımıza çıkan ilk yapı birçok kavimlerde yerleşim yeri olmuş görkemli Bitlis Kalesi'dir. İsmini Makedonya Kralı Büyük İskender'in komutanı Bitlis'ten almıştır. Yurt manasına gelen Bet kelimesiyle birleştirilerek Bitlis, günümüze de Bitlis olarak gelmiştir. Ünlü gezgin Evliya Çelebi seyahatnamesinde Bitlis Kalesi'ni şöyle anlatır. Kalenin çevresi 3 kilometre, duvarının yüksekliği 56 metre, genişliği 7 metredir. Kalenin yarısını kaplayan bir sarayla 30 ev, kale dışında da 17 mahallesi vardır. Günümüz üniversiteleri konumundaki medreseleriyle ünlü olan bu şehrimiz, Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarına kadar Şerefiye, İdrisiye, Hatibiye, Şükriye, Yusufiye ve İhlasiye gibi medreseleriyle bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. 1216 yılında Selçuklular tarafından inşa edilen İhlasiye Medresesi, 1589'da 5. Şeref Han tarafından tamir ettirilmiştir. Önce pes süslemeleriyle dikkati çeken bu medrese, Selçuklu mimarisinin plan ve süsleme sanatını yansıtır. Çevresindeki yapı topluluklarıyla birlikte bir külliye görüntüsüne sahip bu görkemli medrese, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Şerefiye 1524'te 4. Şeref Han tarafından bir külliye olarak yaptırılmıştır. Cami, medrese, imaret ve türbeden oluşan bu yapı topluluğu çok zengin yöresel mimari özellikler taşır. 8 köşeli minaresi, taç kapısı ve güzel hat yazılarıyla 16. yüzyıl Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerinden birisidir. 1898 tarihli Şeyh Muhammed Küfrevi Türbesi, Bitlis mimari yapısından tamamen farklı tarzda, dış görünüş itibariyle İstanbul'daki geç dönem türbelerine benzemektedir. Alemdar Baba olarak bilinen Eyüp Sultan'ın kardeşi Feyzullah El Ensari, Bitlis'te meftundur. Yörenin yaşam kültüründen kesitleri Bitlis Etnografya Müzesi'nde görebilirsiniz. Özgün bir mimari anlayışı yansıtan Bitlis evleri, düzgün kesme taştan, üzeri düz toprak damlı olarak inşa edilmiştir. Dıştan
donuk bir mimari özelliği gösteren yapıların taç kapı girişleri sanki gerçek gizemin evlerin içinde olduğunu gösterir. 16. yüzyılda Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa'nın yaptırdığı Başan ve Papşin hanlarıyla Rahova düzlüğüne kurulan Elaman Kervansarayı, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Bitlis'in bir ticaret merkezi olduğunu gösterir. Elaman Kervansarayı. Çok çetin geçen kış aylarında kervanların sığındığı ve konakladığı 5 bölümden oluşan bu görkemli yapı, Anadolu'nun en büyük kervansaraylarından biridir. Halkın önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılık, yöre mutfağına da yansımıştır. Zengin mutfak kültürü içinde en ünlü yemeği teke etiyle hazırlanan büryan kebabıdır. Büyük tandırı andıran kuyu içinde çalı yakılarak ısıtılır. Kuyunun ağzı saç kapakla kapatılıp kenarları çamurla sıvanır. Kuyudaki suyun buharıyla pişen et 1,5-2 saat sonra servise hazır hale gelir. Yörenin doğasındaki canlılık ve renklilik halk oyunlarına da yansımış. Olimpik Spor Kompleksi. Van Gölü'nün en güzel koylarının üzerine kurulmuştur Tatvan. Bir ucu Haydarpaşa'dan başlayan demir yolunun öbür ucu burada sona erer. Gelen trenler burada feribotlarla Van'a taşınır. Ülkemizin genç volkanlarından Bitlis sınırları içerisinde kalan Süphan ve Nemrut dağları bozulmamış doğal güzellikleriyle birer doğa harikasıdır. Bilim adamlarına göre jeomorfolojik özellikleriyle ülkemizde birinci, Avrupa'da ise benzerleri arasında dördüncü sırada yer alır Nemrut Yanardağ. Son faaliyetini 1441 yılında gösteren dağın kalderasındaki 13 kilometrekare alana sahip dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Soğuk Göl, kıyılarında 60 dereceye varan su kaynaklarıyla Ilık Göl, küçük tatlı su gölleri, buhar bacaları, buz mağaraları, kendine has fauna ve florasıyla eşsiz bir doğal güzelliktir Nemrut. Bitlis ili kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle kış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle kayak sporu bütün canlılığıyla 7'den 70'e her kesimin kış eğlencesi olmuştur. Türkiye'nin en eski kayak tesislerinden birine sahip olan ilde modern tesisler de kurulmaya başlanmıştır. Türkiye'nin en uzun kayak pistlerine sahip olan merkezler arasında yer alan Nemrut Kayak Merkezi, kış turizmi için geleceğin en cazip merkezi yapacak Nemrut'u. Bitlis Valiliğince burada yaptırılan Telesiyej tesisi, lift uzunluğu 2550 metre, saatte 1000 kişi taşıma kapasitesindedir. Bir tarafında eşsiz doğa harikası Nemrut Krater Gölü, diğer tarafında Van Gölü'nün uçsuz bucaksız görüntüsüyle Bitlis Nemrut Kayak Merkezi ziyaretçilerini beklemektedir. Tarım ve hayvancılığıyla ünlü Hizan ilçesi, Bitlis'in güneydoğusunda yer alır. Cevizi, fındığı ve balıyla meşhurdur. Hizan ilçesine gidip de Karakovan balı yememek mümkün mü? Selçuklu Rönesansı'nın yaşandığı yer olarak tarihe geçen Ahlat, 12. ve 13. yüzyılda Hubbetül İslam adıyla anılmıştır. Ahlat, Anadolu'nun Türklere açılmasında çok önemli rol oynadığı gibi yüzyıllar boyunca kültür ve sanatın merkezi olarak paylaşılmaz bir mekan olmuştur. Her biri birer sanat eseri, kümbetleri, kaleleri, camileri, tarihi mezarlıkları, hamamları, darphane, vezirhane, köprüleriyle daha nice eserlerle doludur Ahlat. 200 dönüm üzerine kurulu, ait oldukları dönemdeki inançlar ve tarih açısından büyük ipuçları veren ve zaman zaman 4 metreye varan yükseklikleriyle her biri bir sanat abidesi olan mezar taşlarına sahip, dünyanın en büyük İslam mezarlığı yine buradadır. Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda Şahideli Mezarlar, Sanduka Mezarlar ve Kurgan Mezarlar olmak üzere 3 tip mezar çeşidine rastlanır. Mezarlık girişinde 1971 yılında açılan müzede Urartu ve Bizans dönemine ait eserler yer alır.
Sahabe-i Kiram'dan Abdurrahman Gazi Türbesi, Usta Şagir Türbesi. Alat Gümbetleri içinde mimari açıdan farklı bir özellik gösteren Emir Bayındır Gümbeti, altta dörtgen planlı cenazelikle silindirik gövdeli asıl gümbet bölümlerinden oluşmaktadır. Ahlat'ın önde gelen sanatlarından olan bastonculuk ve taş işçiliği, yüzyıllardan beri süregelen el sanatlarındandır. Van Gölü'nün kıyısında bir yamaçta kurulu Adil Cevaz. Geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyan Adil Cevaz Kalesi. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede cevizcilik önemli bir yer tutar. Uğruna her yıl festival düzenlenen Adil Cevaz cevizi ve ceviz reçeli sevdiklerinize ideal bir hediyedir. Adil Cevaz'ın 6 kilometre kuzeyinde volkanik bir tepede kurulmuş Kef Kalesi. İlin en engebeli yerleşim yeri olan Mutki ilçesi. Ülkede örneği az sayıda kalan ilkel yöntemlerle yapılan çanak çömleğin en güzel örneklerini burada görebilirsiniz. Mutki'ye özgü doğal gezo pekmezini mutlaka tatmalısınız. Akmanastır, Beyaz Kilise, 360 Oda Manastırı gibi adlarla da anılmaktadır. Bazı el yazmalarda manastırın duvarında bulunan 903 tarihli bir stele dayanılarak yapının 10. yüzyılda kurulup faaliyete girdiği belirtilmektedir. Önceleri Çukur diye adlandırılan Güroybak ilçesi, Kalender Baba kümbeti, karpuzu, su kaynakları ve kaplıcalarıyla ünlüdür. Bitlis, geçmişi geleceğe bağlayan tarihi şehir. Birçok güzelliği kendisinde gizleyen bu şehir, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir turizm cenneti, geleceğin turizm merkezi. Dağlar arasında o şanslı isim. İsimde gizlenir Emri Leys'in. İskender mirası ili Bitlis'in surlarla çevrili kalesi ne güzel. Yüce dağlar başı değer göklere. İçinde çağlayan üç büyük dere. Dağında yaşamak olsa bir kere. Lale, nergiz, sümbül kokar ne güzel. Uzatılan her dost eli severim. Bitlisliyim, her an için överim. Bana mezar olacak o yerim, her taşına yüzüm sürmek.